Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hepinize mutlu, huzurlu bir pazar diliyorum. Arkadaşlar uzun zamandan beridir video çekmiyordum. Bugün yine sizlere bir rehber içeriği hazırlamak istedim. Bugünkü bölümümüzde konumuz sonsuzluk. Savaş arenası yani Battle of Infinity. Şimdi arkadaşlar bu Battle of Infinity dediğimiz nedir ve nasıl girilir? Hemen şurada yer alan oyun içerisinde bir arena manager bulunuyor. Buraya Battle Guild of Infinity kısmına bastığınız takdirde burada personel dungeon 71-80 Personel Dungeon 81-90 arası bir level seçeneği sizlere sunuyor. Ve burada Partili Dungeon 71-80 ve Partili Dungeon 81-90 şeklinde seçenekler yer alıyor. Solo bir şekilde buraya girmek istediğiniz takdirde ilk birinci seçeneği işaretleyebilirsiniz. İkinci seçenekte ise 81 ve 90 arası mobların yer aldığı bir dungeon sistemi oluşuyor. Üçüncü seçenekte ise partili dungeon sistemi yer alıyor. Dördüncü seçenekte de yine aynı şekilde 81 ve 90 arası partili yani parti oluşturarak katılabileceğiniz bir dungeon sistemi yaratıyor. Peki buraya nasıl giriş yapılıyor? Önce buraya bir kayıt sistemi oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra burada gitmek istediğiniz yeri işaretleyin. Ardından register seçeneğini işaretledikten sonra kayıt oluşturun. Kayıt oluşturduktan birkaç saniye sonra zaten sizi içeriye teleportlayacaktır. İçeriye girmeden önce arkadaşlar şunu da sizlere göstermek istiyorum hemen. NPC'de yer alan bir tane vigor var burada kullanabileceğiniz. Arkadaşlar içeriye girdiğinizde mesela bir tane maske pardon iki tane maske seçeneği var arkadaşlar. Moba dönüştürüyor. Eğer olur da maskenin süresi biterse tek kalırsanız arkadaşlar o arena sisteminde skill sistemi çalışmayacaktır. Bu yüzden burada görmüş olduğunuz Battle Monstrum vigorunu almanız gerekiyor. Can basabilmeniz için yani kendinize port basabilmeniz için. Bunu aldığınız takdirde arkadaşlar Battle of Infinity'de maskenizin süresi bittiğinde sizi hayatta tutabilecek tek vigor potu bu arkadaşlar. Bunu kullandığınız zaman potunuzu basacaktır ama içeride maalesef skill kullanamayacaksınız. Haberiniz olsun. Şimdi içeriye bir giriş yapalım. Hemen sizlere göstermek adına tabi alırsa bizi içeriye. İçeriye aldığı takdirde bunu da sizlere göstermek istiyorum. Hemen kayıt yaptırıyorum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi içeriye giriş yaptım. Yani Battle of Infinity dungeonına şu an giriş yapmış bulunuyoruz. Şu anda arkadaşlar Dungeon Manager var. Bu Dungeon Manager bu Battle Arena sistemini başlatan sistem arkadaşlar. Hemen şurada sizlere şunu da göstermek istiyorum. Burada iki adet seçenek yer alıyor maske için. İster Serenes kullanın, isterseniz DOH yani ağaç sistemini kullanın. Burada bir tane Guardian Stone diye bir taş bulunuyor. Bu taşı korumanız gerekiyor arkadaşlar. Bu taş kırıldığı takdirde arkadaşlar buradaki XP oranları, CP oranları hiçbir şekilde kullanamayacaksınız. Bölümümüz 20 etaptan oluşuyor. 20 etap boyunca bu taşı korumanız gerekiyor. Koruyamadığınız takdirde taş kırıldığı vakitte bu sistemde iptal olacaktır. Bilginiz olsun. Hemen öncelikle buraya bir kayıt oluşturalım. Gidemiyorum şu anda. Burada bir bug var herhalde arkadaşlar. Normalde gitmesi gerekiyor. Bu alandan çıktığım için olabilir belki de bilmiyorum. Neyse. Buna basıyoruz arkadaşlar. Şu anda Battle Beacon dedi. Yani
Başlattı. Hemen maskemizi takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bize 2 adet skill veriyor. Biz arkadaşlar buradaki şeyi korumak zorundayız. Yani taşı bir şekilde korumak zorundayız. Aksi takdirde bu şeyi yani hiçbir şekilde yararlanamayacağız. Yani bu DP, XP durumlarından. Onun haricinde buradaki XP drop ronlarınız, SP drop ronlarınız falan hepsi bu Jewel Box'ın içinde birikiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, stage 3'e geçti. Yani etap 3 seçeneği yer aldı. Evet, canavarlar yavaş yavaş geldi. Bu şekilde canavarları öldürmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Maskemizin süresi 15 dakika. Normalde 13 dakika olarak verilmişti. Evet, canavarlar geldi. Böyle bu şekilde yaratıkları bu taşı koruyabileceğiniz ana kadar kullanmanız gerekiyor. Ve SP, XP drop onlarınız da burada birikiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da güzel XP ve SP birikiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani burası da önemli bir detay aslında. Evet. Canavarlar tekrardan çıktı. Bu şekilde arkadaşlar mobları taştan uzak tutmanız gerekiyor. Bu taş kırıldığı takdirde buradaki haklarınızı da kaybedeceksiniz. Bilginiz olsun. Görev bitiminde ne kadar XP drop oranı kazanacağız belli değil arkadaşlar. O iş bittikten sonra belli olacak. Bu arada eliteler gerçekten çok zor ölüyor. Maskeliyken arkadaşlar sizi kolay kolay öldüremiyorlar. Şu anda HP oranlarını ve MP oranlarını da görebiliyorsunuz. Yani moblar size çok az vuruyor. Evet, tekrardan canavarlar çıktı. Bunları da kestik. Kestiğimiz her şey burada birikiyor arkadaşlar. Bakalım günün sonunda buradan neler elde edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Oyun içerisinde ne kadar arena coin'in düştüğünü de bilmiyorum. Bunu da birlikte hesaplayacağız ne kadar düşüyorsa daha doğrusu. Etap sonunda arkadaşlar Drunk Mode çıkıyor yanılmıyorsam.
Strong Mob oldukça güçlü bir yaratık ve güçlü olduğu için de kolay kolay ölmüyor. Yani taşı korumaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Eğer taş kırılırsa zaten dediğim gibi hiçbir şeyden faydalanamıyorsunuz. Bu da güzel bir etkinlik aslında. Güzel bir event sistemi diyebilirim. Bilmeyenler varsa arkadaşlar TR Sro'da olduğu gibi Rus Sro'da da aynı şekilde Battle of Infinity sistemi çalışıyor. Buraya ister tek bir şekilde ister partiler halinde girebilmeniz bilginiz olsun. Canavarlar daha çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Evet, tekrardan canavar çıktı. Canavarlar biraz geç çıkıyor. Nedenini bilmiyorum. Biraz uzun sürebiliyor çıkmaları. Maskemizin süresi de 7 dakikaya düştü. İçeriye girerken Battle of Nostrum almadık arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde bitirebileceğimi düşünerekten almadım. İsterseniz sizler alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi maske süresi azalmaya başladı. Bu maskenin süresi biterse arkadaşlar normal halinize dönüyorsunuz ve normal halinizde skill kullanamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Güzel ve eğlenceli bir etkinlik sistemi diyebilirim. Yani oyun içerisinde görebileceğiniz mükemmel etkinliklerden bir tanesi diyebilirim. Hani ben elimden geldiği kadarıyla oyunun içerisinde bulunan bütün etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Capture Flag hala bildiğiniz gibi aktif hale getirilmedi. Hani elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. 7 defa destek ekibine bu sorunu ilettik. İletmemize rağmen herhangi bir şey şu ana kadar yapılmış değil, yapılamadı. Nedenini bilmiyorum. İleride gelir mi bilmiyorum. Bundan da tam emin değilim. Dediğim gibi. Ama oyunun içerisinde ne kadar event sistemi varsa bunları tek tek deniyoruz ve sizlere de gösteriyoruz dediğim gibi. Son 5 dakika arkadaşlar maskenin süresinin bitmesine
Son 5 dakika kaldı. 5 dakika içerisinde şu taşı korumaya çalışacağız. Daha canı henüz bitmiş değil. Evet. Canavarlar tekrardan çıktı. İnşallah bu taş kırılmadan buradaki etkinliği tamamlayacağımızı düşünüyorum. Maskemizin süresi de 4 dakika kalmış arkadaşlar. 4 dakika içerisinde bunu bitireceğiz inşallah. Herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde. Evet. Staj 18'e geçtik. Yani etap 18'deyiz arkadaşlar. Etabı tamamlamak üzereyiz. Eğer oyunda kasılma zorluğu çeken arkadaşlar varsa 71 levelden sonra buradaki dungeon'a girerek arkadaşlar XP ve CP kasabilirler. Şu an daha test ediyoruz. Ne kadar XP ve SP verdiğini bilmiyorum arkadaşlar. Bu oyun sonunda belli olacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım güzel XP drop oranı verir. Ve setimiz güzel olmadığı için arkadaşlar şu anda setimde herhangi bir blue ve artı sistemi maalesef yok silahım dışında. Evet, strong niye da çıktı şu anda. Görmüş olduğunuz gibi strong mob çıkacağını belirtmiştik. Yani dediğim gibi setim çok iyi olmadığı için moblar oldukça yüksek vuruyor arkadaşlar. Bu yüzden hem burada sizlere bir video çekmek istedim hem de buradaki etkinliği göstermek istedim açıkçası. Evet, mob bana döndü arkadaşlar şu anda. Taşa vurmuyor. Bakalım neler verecek, çok merak ediyorum açıkçası. Çok heyecanlıyım diyebilirim yani. Umarım TR'deki gibi değildir. Oyunun içerisinde gold oldukça değerli arkadaşlar. Şu an son param. Kalan miktarı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ota para yetiştirmek gerçekten zor diyebilirim yani. Çok hızlı bir şekilde potum bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görev tamamlandı ve buradan da güzel XP de kasabiliyorsunuz. Şu ana kadar arena coin düşmedi herhalde. Anladığım kadarıyla. Güzel de para kasılıyor burada. Bilginiz olsun hani. Öyle söyleyeyim. Eğer gold kasmak istiyorsanız buraya mutlaka girin arkadaşlar. Deneyin diyebilirim. Evet bir tane arena coin vermiş arkadaşlar. Bu atılmıyor anladığım kadarıyla.
Arkadaşlar bir de envanteriniz doluysa mutlaka envanterinizi boşaltarak girin. Gayet güzel para verdi diyebilirim arkadaşlar. Bu arada karakter zehirlendi. Büyük ihtimal ölecek. Şöyle oturalım. Can bassın bu. Evet, zehir geçti arkadaşlar. Şimdi bizi içeriye ışınlayacak. Hatta şöyle oturayım. Can dolsun arkadaşlar. Battle Nostrum bu yüzden çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi oyunun içerisinden arkadaşlar bir şöyle göstereyim. Bir adet arena coin elde ettik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani her girdiğimizde bir adet arena coin düşüyor demektir. XP oranımız da 76,96 olmuş. CP oranımız da 1887 olmuş arkadaşlar. Arena Manager da bu şekildeydi. Yanılmıyorsam 4 saatte bir ya da 5 saatte bir arayla buraya girebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Size bu şekilde Arena Manager yani sonsuzluk savaş arenasını yani dungeon'ı da bu şekilde göstermiş olalım. Aklınıza veya kafanıza takılan sorular varsa mutlaka yorumlar kısmında bizlere bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki oyun videolarında vesairelerinde görüşürüz. YouTube kanalımıza hala abone değilseniz YouTube kanalımıza da abone olmayı, videoları beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.